Değerli arkadaşım, tekrardan hoş geldin. Umarım yine söylediğim gibi hep söylüyorum. Önceki videoları izleyip öyle gelmişsindir. Ha, sıfırdan geliyorsan yine bir sıkıntı yok. Hepsini tek tek anlatacağız. O zaman hadi videoya geçelim. Şimdi arkadaşım, biz pasiflere başladık. Anlattık. Aktif ve pasifin farkına değindik. Nasıl cümle yapısından bahsedeceğim, nasıl cümle yapısı kuracağımızdan bahsettik. Formülü kullandık. Formülün bir kısmının değiştiğini söyledik. Ama verb için hep aynı kalacağını söyledik, duyurdu. Peki, şimdi biz pasifin başka nelerine değinmemiz lazım? Biz ÖSYM soruları çözerken başka neler karşımıza çıkabilir? Pasifin kullanım alanları başka neler olabilir? Clause testte şıklarda birinci ve ikinci olan işte kısımlarında ya da slash'a veriyor ya, ABC şıklarında. Bunlara karşı bizim neler çıkabilir? Bunlara bakmam lazım. Pasifin birçok kullanım alanı var. Biraz değinelim. Gel. Bak şimdi. Double equation'larla soru sorulabilir. Modullarda kullanılabilir ki göstereceğiz. Modullarda çok kullanılıyor bu arada. Preposition'la işte with'le nasıl kullanılır, as'le nasıl kullanılır, for'la, by'le, from'la vesaire cümle arasında nasıl kullanılır. Genitive with'le de kullanılıyor. Get, verb iş kalıbım var. Get, with bunları birazdan değineceğiz. Bazı stated verbs'lerimiz var. Bu genelde sizin paragraf çizerken karşınıza çıkıyor. Hani soru kalıplarına şöyle nasıl diyeyim cümleler oluyor. It is stated that. It is understood from the passage that. İşte bu anlaşılır ki pasajdan, işte paragraftan vesaire vesaire. Bunlara değineceğiz. Veya işte it is announced that. Duyuruldu ki veya duyurulur ki anlamında kullanılan bazı static verb'lerim var. Bunlar kenarda kalacak. Ben bunlara tek tek örnek vereceğim. Hadi bakalım. Şimdi, the first one. İlk olarak double education'larla bazı kullanım alanlarım var demiştik. Peki bunları nasıl kullanacağım? Ben tekrar hatırlatma amaçlı şuraya yazıyorum. Neydi benim? Be artı fiilim üçüncü hali, doğru mu? Sadece değişen kısım be kısmıydı. Be kısmı hep tense göre uyumlanacak. Hangi tense ona göre şekillenecek. Modal kullanacaksa modala göre şekillenecek. Ama fiilimin üçüncü hali hiçbir zaman değişmeyecek. Continuous olsa da değişmeyecek. Past, present olsa da değişmeyecek. Future olsa da değişmeyecek. Fiilim üçüncü haline kullanacağım. Neydi? Pasifte. Tekrar hatırlatıyorum. Continuous tense olanlarda, yani fiilin ing ile olan kısımlarında, present continuous, present perfect continuous fark etmeksizin. Neye getiriyordum ben? Be'yi. ING'li kısma getiriyordum. Am is are. Being, fiilin üçüncü hali. Was were, being, fiilin üçüncü hali. Has, being, bilmem ne bilmem ne. Fiilin üçüncü hali. Hangi tense olursa olsun fark etmez. Continuous içeren tenslerde her zaman ING'li kısma be getiriyorum. Being olup fiilini yine üçüncü haline kullanıyordum. Şimdi gel, bir tane örnek verelim ki aklında bulunsun. Double education'larla sana normal soru sorabilir. Sorularda ne yapıyorduk? Yardımcı fiili başa alıyorduk. Normal fiilin tekrar devamlı kullanıyorduk. Peki fiilimi kaçıncı halde kullanacağım pasifte? Üçüncü halde kullanacağım. Hocam mesela bir örnek yazabilir. Tamam. Mesela what? Double education. Double education dediğim işte what, when, where, why, who, which vesaire vesaire. W ile veya how ile başlayan, who ile başlayan şeylerin hepsi double education olarak geçiyor. Hocam efendim, bana nasıl çıkar? Nasıl soru kalıbını kullanabilirim? Gel şimdi. Mesela ben demek istiyorum ki, işte dünkü toplantıda ne söylenildi? Basit. Ne söylenildi? Birine bir şey söylemiş ama biliyor muyum? Hayır. Pasif kullanmam lazım. Formülü mü kullanmam lazım? Nasıl kullanacağım? What is? Söylemek, say. Üçüncü hali, said. What is said at the meeting yesterday? Be artı fiil üçüncü hali. Oldu sana passive voice. Hocam efendim nasıl çevireceğim ben bunu? Dün meeting'te toplantıda ne söylenildi? Şu söylenildi diye altta tabii devam edebilirsin. Double education'larımda ben yine passive'imi kullanabilirim. Bunu bir kenara yazalım. What da olur, when de olur, where de olur, who fark etmez. Ne söylenildi, kimle buluşuldu, nerede buluşuldu, ne zaman gidildi, ne yenildi vesaire vesaire fark etmez. Double education'larla pasifin kullanımı vardır. Bir. Geldim ikiye. Dedik ki modallarda kullanabiliyorum. Nasıl yani hocam? Modallarda ne yaparak kullanacağım? Şu formülü bir alttan cümleye yazayım. Örnek olarak. Nasıl yani hocam? Nasıl kullanacağım? Mesela benim modullarım neydi? Bir hatırlayalım kısadan. Can vardı, must vardı, may vardı, vardı, should vardı, will vardı, would vardı. Bütün modalları kullanabilirim. Be supposed vardı, rather vardı, prefer vardı. Hocam biz bir bilindiklerden başlayalım ki gözümüz aşina olsun. Must'lardan, may'lerden, can'lerden örnek verebiliriz. Gel.
Diyeceğiz ki yine fiilimin ben be ve fiilimin üçüncü halinde olduğunu biliyorum. Çünkü pasif yapacağım her türlü. Bir de modullar kullanayım. Ne kullanabilirim? Must. Neydi? Melemalıydı. Olmalıydı, gitmeliydi. Şöyle olmalıydı, böyle olmalıydı. Bakalım. Ben diyeceğim ki it ne diyelim? Tamam, must'ı kullandık. Dedik ki fiilimi, formülümü olduğu gibi yapıştır. Tamam. It must be. Hadi bir şey yapılsın. It must be done. Ne diyelim? Right away. Hemen şu anda bu olay yapılmalı. Bu şey yapılmalı. Kim tarafından yapılmalı? Hani ne soruyorduk? Kim? Bir şey kendi kendine yapabilir mi? Bir şeyler yapılır mı başkaları tarafından? Bir şeyler yapılır başka. Yani biri bir şey yapar. O yapılmış olur artık. Yani pasif edilgen olmuş olur. Bir şey kendi kendine yapamaz. Olaylar silsilesini söylüyorum. Bak, bir şey must modullara konulabilirim. Bu can de olabilir. Bu normal will de olabilir. Will be right away. Do filmin birinci hali, done filmin üçüncü hali. Be artı filmin yine üçüncü halini ben modullarla kullanabilirim. Pasivlerin birçok kullanımı var. Ama en böyle favori istiyorsanız bu. Modul. Modulu ÖSYM çok sever. Modulu hem şöyle söylüyor sana. Modulu bileceksin diyor. Pasifi bileceksin diyor. Yapısını kuracaksın diyor. Onun da yukarıdaki soruda tensini araman lazım diyor. Yani sen yukarıdaki tensi anlamaya çalışacaksın. Sonra o may mi, might mi, can mi, must mı, hangisi olacağına ona karar vereceksin. Aktif mi, pasif mi olacağına karar vereceksin. Bunları birleştirip tense göre uyumlaman lazım. Modulu yıldız. O yüzden dikkat et buna. Tamam mı? Modulu ÖSYM çok sever. Geldim. Dedik ki it must be done right away. Hemen şu anda bu olay yapılmalı, edilmeli, yapılabilir, yapılacak fark etmez. Modul kullanımları direkt olarak böyle. Hocam efendim, siz bir de modulların pastını öğretmiştiniz. Could vardı, have vardı, fiil üçüncü hali vardı vesaire vesaire. Orada da fiil üçüncü hali var, burada da fiil üçüncü hali var. Ben nasıl kuracağım? Şunu bir de gel bir pastını yaz bir tanesi. Tamam gel, gel ben seni kırmam. Ben seni kırmam güzel kardeşim. Gel. Bak şimdi. It must be done right away. Doğru mu? Hemen şu an yapılmalı. Önceden yapılmış olmalıydı. Demek istiyorum. Past tense kullanacaktım. Hemen hatırla. Must'ı nasıl ben past yapıyordum? Must have verb 3. Doğru mu? Gel şimdi. It must have. Normalde fiilin üçüncü hali. Yani modulları past yaparken modul artı have fiilin üçüncü hali. Tamam doğru hocam. Bekle şimdi. Ben bunu pasif yapmak istiyorum. Burada da be var ama fiil üçüncü hali var. Burada da fiil üçüncü hali var. Hangi fiilin üçüncü halini yazacağım hocam? Bilmiyorum. Ben sana demiştim ki perfectlerde oradaki be'ine dönüyordu. Aynı şey. O normal kalıbın fiilin üçüncü hali. Bunu karıştırmıyorsun. Bak bu normalde ne biliyor musun? Pasivin be'si. Şu kısmı yani. Şimdi sen pasif yapacaksın. Must have been, şimdi geldim, done. Aha, işte bak burası fiilimin üçüncü hali oldu. Yani sen aslında pasif yapıyı şurada kurdun. Senin pasif yapını ben burada anladım. Be artı fiilimin üçüncü halini gördüğümde diyeceksin ki bu cümle pasiftir. Bu olay kendi kendine yapamıyor, başkaları tarafından yapılıyor. Anlayacaksın ki bu cümle aktif falan değil, tamam mı? Hocam present hali, hocam past hali. Aman dikkat. Buradaki been normal must have'deki yani modulun geçmişindeki o verb 3. Tamam mı? Kafan karışmasın. Be'yi üçüncü haline çekip past yapıp bak buna karışmıyor. Bu yine fiil üçüncü hali. Dedim ya sana. Burası hep fiil üçüncü hali. Fiil cümlenin sonunda, o kelimenin sonunda o fiil üçüncü hal ise dikkat et. O cümle pasif olabilir. Ha, yanında başka bir şey var. Have var. Has var. Has bilmem ne. Has bought falan var. Ha, o normal aktif. Ama be'li yapıya gelip, yani be'yi kullanıp, fiil üçüncü halde kullandığım zaman diyeceğim ki burada pasif olabilir. Aman dikkat. Tamam mı? Güzel. Öğrendin ki modullarda da bu çok önemli ve ÖSYM modulu çok sever. Tamam mı? ÖSYM modulu çok sever. Şimdi burada dur. Yaz. Ben bunu siliyorum hızlıca. Hocam, efendim canım. Preposition var bir de. Bu ne demek? Preposition'ı biliyorsunuz.
Bunlar bir tık daha nasıl diyeyim kelimelerin yanlarına gelen, verse'lerin, vocabularının yanlarına gelen kardeş gibiler. Bazen anlamları değişiyor, bazen değişmiyor. Genelde phrasal verb'lerde değişiyor. Bunların ilk kelimesi olanlarla. İşte pass geçmek, out dışarı, pass out bayılmak. Away uzak, işte pass atmak, pass away ölmek. Mesela gibi. Knock çalmak, out dışarı, knock out bayılmak, gitmek, ölmek vesaire vesaire. Buna phrasal verb diyorum. Hocam efendim, ben bunu nasıl ezberleyeceğim? Görsel hafızayla. Videoların ilk başında dediğim gibi görsel hafızayla mecbursun. Yani buna 200 tane yazmana gerek yok. Yani unutacaksın 3 gün sürer. Belki 4 gün. Yani çok ezberin çok iyiyse 4-5 güne hatırlarsın. Sonra dersin bu neydi acaba, bu neydi? Yapman gereken şey o kelime hakkında soru çözmeden, test çözmeden o kelimeyi yediremezsin. O kelimeyi görmen lazım. O kelimeyi soruda görmen lazım. Bu neydi, bu neydi diyorsun ya. Heh, onu hep sorman lazım. Bu neydi dersin, hatırlamazsın. İkinciye sorarsan bu neydi dersin, hatırlamazsın. Üçüncüye dersin ki ben bunu bu teste çözmüştüm, bu anlama geliyordu deyip o zaman bak ezber demiyorum. Kalıcı öğrenme o zaman gerçekleşir, tamam mı? Tekrar küçük adımlar ilkesi, yavaş yavaş. Bunlar yavaş yavaş. Süreç uzun. YDT, YDT senede iki defa oluyor ama YDT sene yani yazın orada Haziran'da, işte Haziran Temmuz arasında oluyor genelde. Senen var, ayların var daha doğrusu. Senen yok da ayların var. Güzelce, akıllıca kullanmanı istiyorum. Tamam mı? Gel. Yine ÖSYM'den devam edelim. Ben detaylarımı senin bulamayacağım. Sana ÖSYM ne soracak? Spotlight'a bakalım bir örnek imiş. ÖSYM'den nasıl çözersin sen? Ben sana bunu anlatacağım. Hocam preposition'dan da bir tane örnek verelim. Mesela nasıl oluyor? As kalıbımız var. Olarak gibi. Gel. Diyelim ki Charles Dickens. Bu bir yazar. Charles Dickens has been known, gel şimdi, as the best writer in the world. Gel. Charles Dickens has been known as, buradaki benim edatım, prepositionım, as the best writer in the world. Bak şimdi. Hocam efendim, bu hangi yapıydı? Sanki have, has been, üçüncü hali, present perfect, değil mi? Bak burada da be var. Ama bu be neyin üçüncü hali? Present Perfect'teki have, has, artı fiilin üçüncü halinin be, tamam mı? Bu normalde ne? Be artı fiilimin üçüncü hali. Yani senin pasif yapın şurası. Burası değil. Burası. Şu ikisi. Bir artı fiilin üçüncü hali. Olarak as the best writer. Charles Dickens dünyadaki en iyi yazar olarak biliniyor. Yine böyle kullanacağım. Ben genelde pasivlerimi, fiillerimi pasif yapılardan sonra karşısında bir infinitive, yani to olur. Genelde bir ne diyeyim, basma kalıp bir taktik mi diyeyim, öyle bir şey var. Ama artık bunu ÖSYM'e çözdüm. Ama sen bileceksin ki pasivlerde genelde kullanıldıktan sonra, yani be artı fiil için kullanıldıktan sonra yanında bir to olmayı sever. Tamam mı? Yanında bir to olmayı sever mesela. Pasif. To olmayı sever. Known to olabilir. Known by olabilir. Known for olarak biliniyor. From. Bu kendisinden sonra genelde, hatta with var. Bak güzel. En sık kullanılan prepositionlarım benim bunlar. Genelde to dediğim gibi revaçtadır. En çok kullanılan bir tanesi olabilir. To. Tamam mı? Baştan başlıyorum. Double exclamation'larla soru sorabilirim. Bu her türlü tense olabilir. What was said olabilir, what can be said olabilir, what is said olabilir, fark etmez. Modullarda da olur, fark etmez. Dedik ki modal ÖSYM çok sever. Close test'te banka sorunu var ama zaman sorularında karşıya çıkar. O tense'i bilip çünkü iki ya da üç şeyi ölçüyor. İnanılmaz güzel soru sorulabilir. It must be done, it can be done. Bunun bile pasını yapmıştık. It must have been done yesterday. İşte dün bu yapılmış olmalıydı ama yapılmadı gibi. It must be right down away. Hemen şu an yapılmalı. Modullarda kullanıyoruz dedik. Üçüncüde de prepositionları alır dedik. Genelde pasif yapılardan sonra ben to beklerim dedim. Mesela it is subject to gibi gibi. By olur, for olur, from olur, with olur, as olur. İşte ile, then'dan, için bilinir, olarak bilinir, tarafından bilinir, ona, buna, a anlamına katıyor, to, as de, olarak, ederek. Şimdi, gel. Gerund infinitive. Hocam, efendim, daha gerund infinitive'e geçmedik. Kısa bir bahsedelim. Gerund infinitive'ler daha sonra geçeceğiz ama isim fiili olan fiilimsler karşıya çıkacak. Olarak karşıya çıkacak. Ben sana sadece bir tanesini vereceğim. Mesela, hate ne demek? Hate, nefret etmek. Doğru mu? Şöyle bir cümle kurmak istiyorum ben. I
hate. Bu fiil diyor ki bana benden sonra bir gerund getir. Yani bir ing getir. Bunu ileride değineceğiz ama görün. Bu kullanımda var. I hate being laughed at me. Bana gülünmesinden hoşlanmıyorum. Nefret ediyorum bana gülünmesinden. Being loud. Be artı fiilimin ing, fiilimin üçüncü hali. Pasif yapıldı. Nefret ediyorum. Kim nefret ediyor? Ben nefret ediyorum. Neyden nefret ediyorum? Bana etmeyi, bana laugh, gülmek. Gülünmesinden başkaları bana gülüyor. Tamam mı? Ben kendi kendime gülmem bana. Ben kendimi görsem deliyim herhalde. Tamam mı? Başkası bana gülüyor. Fiil yanına kendisinden sonra Janet dediğim fiilde fark etmez. Pasif olacaksa bu yapıda ağla bil. Yani kullanım alanını sana gösteriyorum. Janet'le yine tekrardan değineceğiz. Tamam mı? Gel. Bir de dedik ki hocam get fiilimin üçüncü hali var dedik. Nasıl yani? Get ne alaka? Hani get niye bunu buradan kişiliği kullandık ki? Gel. Şöyle bir cümle kuralım. When I came back home, eve geri geldiğimde I was, hadi bunu ejekti de kullanalım. I got annoyed so much. Geri söylenen. Bak şimdi. When I came back home, eve tekrar geri geldiğimde, eve geri geldiğim sırada çok fena kızdım. Çok kızdım. Get artı fiilimin üçüncü hali şöyle. Ben bir olaya kızıyorum. Doğru mu? Yani aslında dolaylı olarak bir şey beni kızdırıyor. Ben durduk yere duruyorum kızmam değil mi? Heh. Olay o. Get fiil üçüncü haline dışarıdan bir müdahaleyle sen o durum haline bürünebiliyorsun. Dışarıdasın, yürüyorsun. Birden yağmur yağdı. Bir duruyorsun, birden yağmur yağdı. Şemsiyen yok, hiçbir şey yok. Eve geri geldin, böyle kaldın, sırılsıklamsın. I got wet. Kendi kendine yağmur yağdırabilir misin? Hayır. Yağmur yağıyor, ıslanıyorsun. Ben ıslandım diyeceksin. I got wet. Tamam mı? Dışsal bir müdahaleyle, dolaylı yoldan, bak edilgen yoldan, dolaylı yoldan sana etki eden durum. Tamam mı? Get artı fiil üçüncü hali, dışarıdan sana etki edilen durumdur. Yine bu şekilde kullanabilirsin. Sıfatlarla kullanabilirsin, zarflarla kullanabilirsin. Tamam mı? I got annoyed so much. Bir şey beni kızdırıyor. Get fiilin üçüncü hali. Hocam burada be yok. Önemli değil. Bak buradaki be get'in yerine kullanın. Bu bir özel istisna. Tamam mı? Yani ayrı bir kalıp bu. Get fiilin üçüncü hali pasiftir. Aklından böyle kodluyorsun. Gel. State verbs'ler. Bu dediğim ya size paragrafta çok karşına çıkabilir. Cümle tamamlamada karşısına çıkabilir. Veyahut ilk tense sorularında tabii tersine göre işte geçmiş zaman veriyorsa geçmiş zaman, present perfect veriyorsa present perfect göre çekinmeyeceksin. Genelde kullanılır. Genelde de pasifle kullanılır. Mesela bir durum, bir rapor kendi kendine sunabilir mi? Hayır hocam. Bir film kendi kendine çekebilir mi? Hayır hocam. Bir olay kendi kendine iddia edilebilir mi? Hayır. Bir teori kendi kendine sürebilir mi? Hayır. Sürülebilir. İddia edilir. Anlaşılabilir. Heh. İşte olay bu. State verbs'ler. Durum bildiren. Yani mesela hocam. Recently. Ne demekti? Son zamanlarda. Neyi yerine kullanıyordum? Hangi tense kullanıyordum recently gördüğüm yerde? Present perfect. Yani son zamanlarda çünkü net bir olay değil. Yani present perfect diyorduk ya, net bir olay olmayan durumlarda. Gel. Diyelim ki recently it has been claimed. Bak dikkat. That. Genelde bu şekilde kullanılabilir. It is understood that. It is inferred that. It is claimed that. Tamam. Bunlar ben soruda gördüğüm zaman diyeceğim ki bu şey yapılan araştırma olabilir, yapılan teori olabilir, yapılan rapor olabilir, yapılan anons olabilir. Sor sorunu. Bu anons kendi kendine yapılabilir mi? Bu durum kendi kendine ölçülebilir mi? Bu durum kendi kendine öne sürülebilir mi? İddia edilebilir mi? Tartışılabilir mi? Keşfedilebilir mi? Bak çok fazla şey var, tamam mı? Belgesel. Çekeceksin. Belgesel kendi kendine çekebilir mi? Belgesel çekilir. Doğru mu? Aynı mı? Yani son zamanlarda it has been claimed that bu it'in yerine başka bir şey yazabilirsin. The theory diyebilirsin. The report diyebilirsin. The research, the survey diyebilirsin. Araştırmalar, anketler vesaire vesaire. Fark etmez. It has been claimed that. İddia ediliyor ki. It has been stated that. Stated. Hocam benim buradaki pasifim nerede? Bak burada. Niye been hocam? Çünkü sen burada present perfect kullandın. Bu present perfect olmasına da gerek yok.
It is said that. It is claimed that de olabilir. Hatta past olsun, hani soruda geçmiş zaman gör. It was claimed that. Edildi. Ben sadece burada sana resimli verdiğim için present perfect'i kullandım. Tamam mı? It has been stated that, claimed that, understood that, inferred that, discovered that, argued with that gibi 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 state, yani durum sana bildiren kelimelerle de kullanabilirsin. Şimdi pasifler, ÖSYM'de sana bunları bilirsen çok çok yardımcı olacak. Hatta sen bunları bil, pasiften sonra kaçıramazsın. Ne close test'e kaçırırsın, ne tersane kaçırırsın, kaçırmayacaksın da. Tamam mı? Sana mögenlisi veriyorum. Kaçırmayacaksın. Bunları bil. Hangi kullanımlar olduğunu bil. Pasifi aklına dayanan en önemli özellik olduğunu bil. O tense'i bulmayı öğren. Yani dedim ya sana, modullara tense göreceksin, pasiflere tense göreceksin. Çünkü o yukarıda sana sorulan soru hangi zaman diliminde geçiyorsa sen pasifi de ona göre çekmeyeceksin. Niye? Çünkü burada ne var? Be var. Sen bu be'yi değiştirmen lazım. Fiil üçüncü elde kalacak. Future'da olsa kalacak. Past olsa da kalacak. Present olsa da kalacak. Modal olsa da kalacak. Önemli değil. Kalacak. Değişen kısım be. Tekrar söylüyorum. Baştan alıyorum. Normal benim present kullanımlarımda, present tense'lerimde veya basic, continuous içermeyen tense'lerimde be artı fiilimin üçüncü haliydi. Tamam mı? Veya işte normal formülünde present perfect gibi, yani perfect içeren kalıplar neydi? Fiil üçüncü halleri ya. Onlar being fiil üçüncü hali oluyordu. Continuous içerenler ing'yi be'ye ektirip normal emizara, yani kullanım alanının dışına atıp being fiilin üçüncü hali. TikTok örneğini hatırla, bak yazmıştık geçen videoda. TikTok is being used by so many people in these days. Bugünlerde TikTok çok fazla kullanılıyor. Is being used. Çoğul olsaydı are being used. Past olsaydı was being used. Yani past continuous olsaydı. Present perfect continuous olsaydı has been fiilin üçüncü hali tekrar. Tamam mı? Yani pasifin bu. Öğreniyorsun, yazıyorsun, güzelce notlarını tutuyorsun ve hiçbir şekilde pasiflerden soru kaçırmıyorsun. Beni bu dakikaya kadar, bu videonun burasına kadar dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sizleri seviyorum. Tekrardan diğer videoda görüşmek üzere. Kendine sağlıcakla bakıyorsun. Görüşmek üzere.